29 Kasım'da Ticaret Bakanlığı tarafından bazı elektrikli araçların ithalatına ilişkin düzenleme yapılmıştı. Tüketicilere nefes aldıracak düzenlemeye satıcılardan tepki gecikmedi. Firmalar düzenlemenin hayata geçmesiyle iflasla karşı karşıya kalabilir. Otomotiv sektörü oldukça yoğun geçen bir Kasım ayını geride bıraktı. Yayımlanan sıfır otomobil pazar verileri de sektör için yaşanan en iyi Kasım ayı olarak tarihe geçmişti. Ayrıca yıl toplamında da satış rekoru kırıldı. Fakat tüm gelişmeler sektör paydaşları için olumlu değil tabi. Elektrikli araçların ithalatına ilişkin yayınlanan düzenleme ile tüketiciler korunurken firmalarda iflasın eşiğine getirildi. Firmalarda büyük tepki toplayan bu hamleyle TOGG'un desteklenmek istenildiği oldukça net. Fakat tek başına bir aracın ülkedeki ekosistemi geliştirebileceği konusunda görüş ayrılıkları mevcut. Otomotiv camiasında bir kısım tüm üreticilerle birlikte çeşitliliğin sağlanmasını desteklerken, diğer kısımsa düzenleme ile hem TOGG'un yaygınlaşacağını hem de tüketicilerin korunacağını ifade ediyor. Düzenleme ile Çin ve Japonya gibi ülkelerde üretim yapan markaların Türkiye'de elektrikli otomobil satabilmeleri için en az 20 servis kurmaları, Türkiye'de temsilci açmaları ve en az 40 personeli olan çağrı merkezi birimi açmaları gerekiyor. Yani markaların Türkiye'ye büyük yatırım yapmaları gerekiyor. Halihazırda bu şartlar TOGG'da bile yok. Onu da dipnot olarak düşelim. Ancak işin bir de tüketici boyutu var. Elektrikli otomobiller yeni yeni popüler hale gelmeye başladılar ve tüketiciler şarj ve servis ağı gibi durumlar nedeniyle bu dönüşüme sıcak bakamıyor. Tüketiciler bu noktada net bir biçimde haklılık sahibi. Zira Çinli bir markanın elektrikli otomobilini kullanmak isteyen pek çok sürücü bulunuyor. Ancak bu marka Türkiye'de yaygın servis ağı sunamazsa ne olur? Tüketici en iyi ihtimalle arızalı bir parçayı aylarca bekler. Söz konusu düzenleme vatandaşın işine yarıyor, ancak Avrupa Birliği ile serbest ticaret anlaşması dışında olan ülkelerde üretilen tüm elektrikli otomobilleri kapsam dahiline alması markaları çaresiz bırakmış gibi görünüyor. Bir önceki videoda da dikkat çektiğim Çin egemenliği işte böyle kırılıyor. Fakat bu sefer hamle yapan Avrupa Birliği değil, aksine Türkiye olmuş oldu. Açıkçası birçok firma böyle bir düzenlemenin gelmesini hiç beklemiyordu. Çünkü Türkiye elektrikli araç pazarında söz sahibi bir ülke olabilmek adına elinden geleni yapıyor. Yerli girişimlerin yanında pek çok markadan da yatırım almaya çalışıyor. İşte işler de tam bu noktada kızışıyor. Çünkü yeni düzenleme ucundan kıyısından da olsa firmalara açık açık yatırım yapmaya zorluyor. TOGG'un şu an için Türkiye çapında yaklaşık 35 yetkili servisi olduğunu düşünürsek, yabancı bir firmanın 20 yetkili servisle Türkiye'ye gelişini daha iyi anlayabilmemiz mümkün. Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği düzenlemeye ilişkin sert bir açıklamada bulundu. Söz konusu kararla yetkili satıcıların cezalandırıldığını belirten açıklamada bazı otomobil satıcılarının iflas edebileceği belirtildi. Açıklamanın devamında söz konusu kararla sakıncalı durumlar oluştuğu ifade ediliyor. Bu sakıncalı durumlar arasında halihazırda alınmış olan izin belgelerinin iptal edilecek olması, markaların bu süreçte satış yapamayacak olmaları, yetkili servis kuruluş maliyetleri ve çağrı merkezi zorunluluğu gibi hususlar bulunuyor. Dernek, özetle yürürlüğe giren tebliğin başlı başına sıkıntılı olduğunu söylüyor. Beraberinde de bir takım çözüm önerileri sunmuş. Bu öneriler arasında servis ağı için mevcut düzenlemelere dokunulmaması ve bir ay olarak belirlenen uyum süreci dönüşümünün bir yıl olarak revize edilmesi tavsiyesi bulunuyor. Ticaret Bakanlığı buna nasıl bir cevap verecek bilinmiyor. Ancak elektrikli otomobil ithalatına ilişkin kurallar sektör gündeminde kalmaya devam edecek gibi görünüyor. Videoyu bitirmeden son bir veriyi de sizlerle paylaşmak istiyorum. Gazeteci Emre Özpeynirci 2024 yılında Türkiye'ye gelecek yeni elektrikli otomobilleri ve geliş tarihlerini listeledi. Buna göre önümüzdeki yıl 42 yeni model gelecek. Ancak yakın zamanda yürürlüğe girecek olan az önce bahsettiğim ithalat düzenlemesi bu modellerden bazılarının gelmesine de engel olacağı benziyor. Şu an listeyi de ekranda görüyorsunuz zaten. Evet, videomuzun sonuna geldik. Peki siz ithal otomobillere yönelik olarak gerçekleştirilen düzenlemeye dair ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Hoşçakalın.